Bir çocukla röportaj yapıldı 15 Temmuz'un sonrasında. Çocuğa dedi ki o gece neredeydin? Böyle saçlar tam diklemesine jöleli. Ağzında sakız falan böyle ve konuşurken mütemadiyen böyle oynayan bir arkadaştı. Ve bu çocuğa muhabir sordu. O röportajı YouTube'da hala izleyebilirsiniz. Çocuğa dedi ki 15 Temmuz gecesi ne yapıyordunuz? Çocuk dedi ki barda içiyorduk abi dedi. Verdiği cevap buydu. Barda içiyorduk. Peki nereden anladınız barda olduğunu dedi. Biz dedi barda içiyorduk abi dedi. Televizyona baktık dedi. Köprülerde tanklar var. Ne oldu anlayamadık abi dedi. Arkada yaşlı bir amca vardı ona sorduk dedi. Dayı ne oluyor baksana şuraya dedi. Dayının elinde sigara var dedi. Darbe oluyor oğlum darbe falan deyince dedi. Biz anladık ki darbe oluyor dedi. Ne yaptınız peki dedi darbe olduğunu anlayınca. Hemen dedi mahalleye koştuk abi dedi. Yanlış anlama dedi bizim mahalle pisliktir dedi. Emanetleri kuşandık dedi. Sonra dedi arkadaşlara haber verdik yanlış anlama onlar da pisliktir dedi. Çünkü nasıl bir sosyal çevre yaptıysa kendine. Yanlış anlam onlar da pisliktir abi dedi. Sonra gittik dedi aslanlar gibi çatıştık abi dedi köprüde dedi. Benim yanı başımda arkadaşımı vurdular abi hainler dedi. Beni de kurşun sıyırdı abi. Sana göstereyim hemen dedi. Bakın özellikle büyüklerimden istirham ediyorum. O kat vallahi de billahi de ben ağlayarak izlemiştim bu kısmı. Göstereyim abi kurşun yarasını dedi ve heyecanla kolunu sıyırdı. Kolunu sıyırdığında tabii o kurşun yarasını göstermeye odaklı olduğu için kolundaki dövmeyi unuttu. Kolunda da absürt bir dövme vardı. Kamerada odaklanmış böyle cart açınca dövme çıktı, vırt geri kapattı. Ve böyle yaptı. Abi dedi bu da dövme yanlış anlamayın abi dedi. Bak abi bir şey söyleyeceğim dedi. Şimdi sen sakallı bir abimizsin dedi. Ben dedi barda içiyorum diye başladım. Kulak döküp de saçta şöyle kolda dövme var ama. Abi vallahi ben de peygamberimi çok seviyorum. Ve ben inanıyorum, vallahi çok seviyor. Vallahi çok seviyor. Sadece ötekileştirmeyeceğiz ya biz bu çocukları.